Rock'n'Roll kanalından herkese merhaba. Yeni bir mobil oyunla karşınızdayım. Eternium Mayhem Minions. Arkadaşlar birkaç tane videosunu çektim ben. Kanalda atmıştım. Şimdi hem birkaç şeyden bahsetmek için hem de oyuna devam etmek için kendi çapımda bu videoyu kaydediyorum. Arkadaşlar oyun internetsiz oynanıyor deniyor. Ama mesele şu ki oyuna bağlanmak için internet gerekiyor. Daha sonrası sadece internet paketinizden internet harcamazken işte ya da çok az harcarken emin değilim internetsiz oynanabilir şeklinde. Ne oluyor lan? Bir yorum var arkadaşlar. Ne oldu ki? Ben niye buradan başladım? Şimdi buraya geçelim. Size hem skill'lerimden hem de neyin nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Şöyle bir Z çekerim, bir de V çekerim oraya. Oops. Sonra da atışa başlarım. Hack and slash bir oyun arkadaşlar bu. Hack and slash bir oyun. Şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. 3 tane şöyle yapalım. O N, V yapalım. O, N ve V. Sonra da biz de ateş edelim. Z çekebiliyor muyuz? Ne oluyor lan? Şuna Z çek, al şu agroyu ya. Lan herkes ölüyor daha. Yeteneklerden bahsedeceğim, karakterlerden bahsedeceğim. Oğlum burada şeyler var lan. M yap bir de. Oo. Gel gel. Atamadım. Şöyle iki dokunurum, şunu kullanırım. Çat 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 çat. Şu soru işaretliler içinden gem ya da şey çıkıyor. Bunları geç. Gem ya da altın. Dokunarak ilerliyorsunuz. Bak şimdi neler yapıyorum. Bir de V yaparım. Oops. Gelemezsin. Yolda kalırsın. Bayağı güçler yalnız. Bunda da gem var. Gemler çok değerli. Almanızı tavsiye ederim. Ve böyle şeyleri gem harcamamanızı tavsiye ederim. Şunları kesek de gidelim. O, N, V, Ops. Bizim elemanlar nerede? Anlamadım ki. Biz buradan ilerleyelim. Bizim elemanlar gittiler. Hesabına Z çektirsen. Allah Allah. Adamlar kayboldu lan. Charge ready diyor. Nasıl ready la bu charge? Oğlum siz neredesiniz lan? Topla. Charge ve ne her şeyi yapın. Vur. Vur. Ha şimdi çıktılar meydana. Şuradan devam ediyoruz. Evet. Bu bölümü nasıl geçeceğimizi ben de merak ediyorum. Ben normal skillimi kullanmadan diğerleri saldırmıyor maalesef ki. Ver altınları bana. Saldırın. Topla. Dondur. Yak. Adam olsunlar. Sen. Ok at. Çok güzel. Şunu kesin lan. Gel gel gel. Şarj. Agro al. Sen. Onlar nereden çıkmış oraya ya? Biz büyücüyüz burada.
Zaten can tazelediğim için ve şu büyücü de bana sürekli can attığı için şimdilik sıkıntım yok. Tamam, onu da keseyim. Bunlar ne? Gel 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 gel. Topla. M. Çok güzel. Zayıf biraz skin ama. Agro al. Çok güzel. Şurada bir tane kalmış. Şuna da dalın. Buna diğer skill'le de alacağım. Uuu, çat 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 nasıl gömüyorum. Bitti. Sandığımız nerede peki? Buralarda bir yerde sandık olması lazım. Yok mu? Yokmuş, neyse. Birkaç şeyden bahsedeceğim. Hangi skill'de de o? Şuymuş. Tamam, bunu tekrar sen upgrade et. Şurada bir sıkıntı var. Start quest. Mail mi gelmiş? Topla. Claim your item. Okay. Cancel. Secret kodu gir diyor. Lan ver mailimi ver. Yapamıyoruz hiçbir şey. Ne diyecektik? Arkadaşlar şimdi next diyelim, görelim ne diyeceğimizi. Şimdi şurada görüyorsunuz, normal, heroic ve legendary isim 3 tane zorluk seviyesi var. Şimdi heroic ile legendary kapalı. Neden kapalı? Çünkü şeyi tamamlamanız lazım. 5 yıldız görüyorsun, hepsinde 5 yıldız var. Bu demek oluyor ki, Act 2'deyim ben, Act 1'e geçelim. Bu demek oluyor ki 5 yıldızı tamamlayacaksınız. Orada diğer seviyeleri açacaksınız. Ama meğersem öyle değilmiş ya da daha iş düşündüğümüzden daha karmaşıkmış. Bakın, bunu da tamamladım denemek için. Ama görüyorsunuz ki hala kapalı. Sorun ne peki? Sorun şu ki, bakalım. Yazıyordum bir yerde. Neyse, sorun şu ki bütün her şeyin normalini bitireceksiniz. Yani en az hepsinden birer yıldız alacaksınız ya da normalde hepsinde 5 yıldızı tamamlayıp sonra Hero'ya geçeceksiniz ki bu düşündüğünüzden çok 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 daha zor. Zaten 3 tane akt var. İlkini zor bitirdik. Yani çok uzun sürmedi ama olsun. Yani ikinci mesele, şuradan geri gidelim. Şuradan item satın alabiliyorsunuz altın ya da elmasla. Bu her levelde sık sık değişiyor. Kontrol edin. Buradan item basabiliyorsunuz. Bunun basacağınız şeyi seçin. Sonra renkleri atın. Arkadaşlar, renk oranları var. Mesela şu 3 tane yeşil atalım. %84 yeşil çıkacak. %15 mavi çıkacak bu item. %1 de mor çıkabilir. Legendary çıkma ihtimali yok. Araya bir tane mavi katıştırsak ne oluyor? Yeşilin ihtimal düşerken mavinin ihtimali artıyor. Legendary ihtimali ortaya çıkıyor. Peki hepsini mavi yapsak ne olur? Bunu yapamıyoruz. Bir tanesi yeşil kalsın. Gördüğünüz gibi mavi çıkma ihtimali arttı. Legendary ihtimali ve epic ihtimali de arttı. Bir tanesi mavinin yanına mor koyalım. O zaman epic ihtimal artıyor Legendary ile beraber. 2-3 mor yapalım. Gördüğünüz gibi bu %95 epic çıkacak. Bunun yeşil ya da mavi çıkma ihtimali yok. Legendary çıkma ihtimali çok düşük. Bu şekilde kombinasyonlar yaparak istediğiniz item'ı basabilirsiniz. Daha sonra burada stash denilen kasamız var. Buraya koyuyorsunuz. Bunlar da bir şeylerle açılabiliyor ama çok zor. Aslında zor değil. Elmaslar gördüğünüz gibi oyun içinden sık sık toplanabiliyor, böyle düşen şeylerle oyun bitirip vesaire vesaire. Buradan da sadece yüzük ve kolye yapıyorsunuz. Burada üstte random
Attribute diyor. Attribute. Neyse, attribute. Bu attribute dedikleri şey, ne derler ona? İtemin üstündeki özellikler. Şunu bakın, bunlar. Bu random dediği için size 200 gold karşılığı yapıyor. Peki buradan power seçersek ne olur? Sizden 4 tane gem ister. Böyle bir detayı var. Alt tarafa geçelim. Burada bizim kahramanımız, üstündeki itemler, çantamız, özellikleri ve statları var. Yan tarafa geçelim. Burada skill geliştirebiliyoruz ya da skilllerimizi kombin edebiliyoruz. Nasıl, hangisini kullanacaksak onu oraya çekiyoruz. Şunun gibi. Mesela hangisini kullanmak istiyorsanız. Şunlar pasif. Şunlar aktif. Şu da aktif. Lakin bunlar şekline göre yukarıda kullanılıyor ya da hemen bir altta kullanılıyor arkadaşlar. İlk skillimiz tek dokunuş. İki skillimiz iki parmak dokunuş şeklinde çalışıyor. Onun dışında şunlar parayla açılıyor maalesef. Mesela 51 şey vererek buraya skill açabilirim. Sonra alttan bir skill de oraya çekebilirim ve daha aktif şekilde oynayabilirim. Zaten tek skillerimiz kalmış. Dahası var şurada hemen. Burada 3 tane kahraman alabiliyorsunuz zaten yanınıza. Ben 3'ünü de aldım. Şunun için çok para verdim. Kahraman çıktı. Çok para verdik maalesef. Onların skilllerini, tecrübe durumlarını gösteriyor. Bakın bunun skilli M ile kullanılıyor. İlk baştaki. Bunun skilli O ile kullanılıyor. Peki bunların yerlerini değiştirebiliyoruz mu? Yani bir değişiklik yapamıyoruz. Şunu 20. levelde açacakmış. Şunu 10 açacakmış vesaire. Şu da 20. levelinde gelecek. Şu anda 17 level. Gayet detaylı bu. Peki şurada ne var? Burada arkadaşlar arkadaşlık durumu. İşte arkadaş çekiyorsunuz veya grup yapıyorsunuz. Buradan grup yaparak oyuna birlikte giriyorsunuz, oynuyorsunuz. Onun dışında 12 dakika oldu. Bahsetmem gereken başka bir şey var mı? Eternium Mage and Minions isimli oyundayız. Evet. Expand olayı var. Bana bir sıra daha ekleyecek oraya. 6 slot daha açacak ama 200 gem istiyor. Bu her sıra açılışında artıyor arkadaşlar. Biriktirebilirsiniz oynaya oynaya. Ondan sonra da bunlara harcayabilirsiniz. Para yatırmanıza gerek yok. Para ver kazan bir oyun değil. Gerçekten emek vererek de oyunda ilerleyebiliyorsunuz. Başka anlatacağım bir şey yok şimdilik. Eternium, Mage and Minions'dan kısa kısa bahsettik. Mobil oyun severler Ragnarok kanalı takip edebilirler. Şimdilik hoşça kalın.